مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد aleyh ali ve kıymetli takipçilerimiz şifa şerif dersinden tasavvufun kaynaklarından olan ve Kazım Yaz Hazretlerinin de itibar ederek zikrettiği e, mühim bir e, hadis-i şerifi e, tercümeye devam ediyoruz. Ee, Hazreti Hz. Ali kerramallahu teala ve cehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sünnetini sormuş, tarikatını sormuş. Ee, yani takip ettiği, izlediği yolun beyanını sormuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El marifetu rasu mali Allah'a bilmek, marifet, Allah'ı tanımak sermayemdir. Vel aklu aslu dini akıl, şuur, ee, allah Allahu Teala'yı tanımak, dinini tanımak, anlamak, idrak etmek e, dinimin esasıdır. Vel hubbu esasi e, sevgi benim temelimdir. Allah sevgisi celle şaniü celle celaluhu e, benim esasımdır. E, ve şevku merkebi şevk Allah'a kavuşma arzusu benim merkebimdir. Beni Allah'a kavuşturacak vasıtamdır. Ve zikrullah nis'i zikrullah yani Allah'a zikretmek daima onu hatırlamak e, ünsiyet kurduğum yegane yoldaşımdır. Ve sikatü kenzi Allah-u Teala'ya güvenmek ve itimat etmek, tevekkül etmek benim bitmez tükenmez hazinemdir, definemdir. Vel huznu rafiki üzüntü benim ayrılmaz arkadaşımdır. Çünkü devamlı ümmetimin ahirette başına gelecekle ilgili e, şeyleri düşündüğümden e, hüzünsüz duramam. Vel ilmu silahı ilim benim silahımdır. E çünkü e, düşmanlara karşı nefis, şeytan ve kafirlere, münafıklara karşı ilimsiz mücadele edilemez. Vas sabru ridai buraya kadar geldik. Herhalde iki derste mi ya üç derste yani bu hadis başlayalım. E, bu hadisleri başlayalım. Herhalde üç ders oldu. Ee, o hepsinde her birerlerinde bazı ke, cümle nebeviyelerin şerhi yapıldı yani. Ee, ondan dolayı birkaç ders sürdü. Şimdi inşallah bu gece bitirebiliriz hadis-i şerif. Tabi izaha girersek e, her birinde haftalarca durulabilir. Şimdi tabi sabır sabır benim e, kaftanımdır. E, cübbemdir. E, buyuruyor. Şimdi sabır konusuna girilirse sabır hakkında müstakil ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. Yani ayetler, hadisler çoktur. Onun için çok teferruata da girmeden maksadı anlatmak lazım ki hani şifa Şerif dersi devam edebilsin. Sabır ne demek? E, buraya kadarkileri bizim e, cübbelahmet.tv siteden e, peş peşe atılan bundan önceki şifa derslerinde 3 derse bakarsanız izahlar bulursunuz. Bu derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabır e, ne demek? Yani tahammül demek, katlanmak demek Türkçesi. Türkçeleşmiş zaten. E, acele etmemek demek. Efendim telaşa kapılmamak, paniklememek bütün bunlar sabr, sabrın mefhumuna dahildir. Benim e, kaftanımdır. Çünkü sabır e, biliyorsunuz e, Acele etmeyen adam, sabırlı adam pek bulunmaz yani. Bulunduğu zaman da çok kıymetli olur. Onun için insanlar içerisinde böyle telaşsız, acelesiz e, davranan, sabırlı davranan insanlar çok değerli tutulur. Kadel, Halim ve nebiyen diye de bir hadis-i şerif de var. Yani acele etmeyen, işlerinde teenniyle e, davranan adam e, az kalsın nebi olacaktı. Yani bütün peygamberlerdeki zaten ee, sıfatlardandır yine İbrahim'e. Lehalimun evvahumun İbrahim e Le Aleyhisselam hakkında geçiyor. Halim'dir. Yani acele etmemek bir manada sabırda aynı anlama geliyor. E, dolayısıyla e, sabırda ne vardır? E, i̇stenmedik şeylere tahammül vardır. Tabi burada ibadetlere sabır üç türlü sabır var. İbadetlere devam sebatta sabır Sonra işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ondaki sabır kimde var? Sabahlara kadar teheccüd kılıyor. Umru hayatında hiç terk etmemiş. Yani peygamberliğinden sonra, nübüvvetten sonra e, vefat edene kadar artık ağır yatalak son birkaç günde işte ağır cemaate çıkamayacak kadar ağır hasta olana kadar sabahlara kadar namaz kıldı. Bu çok büyük bir şey. Büyük bir sabır ister. Yani saatlerce kıyamda kalıyor, saatlerce rükuda kalıyor, saatlerce secdede kalıyor. E, oruca sabır. Pazar, Perşembe oruç tutuyor. 13, 14, 15 13 oruç tutuyor. Ayın başında, sonunda oruç tutuyor. Efendim, devamlı oruç. Ondan sonra kazalara sabır, yolculuklara sabır ki o zamanki zorluklar, yorgunluklar. Efendim, insanların e bu şimdi ibadetlere sabır var. E haramlardan sakınmaya sabır. Zaten masum durumda haramlara karşı. İçtihası olmaz yani. Ondan sonra e, kalbi Allah-u Teala'dan kaynından e, koruma sabır e, zaten o makamın zirvesindedir. Bütün evliyanın e, efendim kabına ulaşamayacakları kadar e, yüce e, sabır makamındadır. Onun için sabır benim kaftanımdır diyor. Burada kaftan niye teşbih ediyor? Çünkü kaftan nedir? İnsan üstüne giydiği, e, insanların gözüne görünen bir zinettir, bir cemaldir, bir güzelliktir. Onun için sabırda da ne vardır? Sükunet vardır, tahammül vardır, ilim vardır. Çünkü ilimsiz adam, e, yani şimdi bazı ilimlilerde de sabır yok ama e, ilimsizlerde hiç sabır yok. Demek ki ilim ifadesidir. Çünkü işlerin akıbetlerini e, düşünmeye yönelik e, dur bakalım hemen davranmayalım hemen atlamayalım atılmayalım e, çünkü e, ne buyuruyor hadis şerifte ve alemen ne fil sabri ala ma hayran kesira istemediğin şeylere katlanmanda çok hayırlar var e şimdi bu şuurda olacak inne ma ve fil sabirun bi gayri sabredenlere ecirleri hesapsız verilecek namaz oruç hac zekat herkese hesaplı verilecek sabredenlere hesapsız verilecek onun için dünyada sabredenler tabi rıza ile beraber. Rızasız sabır olmaz. Onun için peşine de geliyor. Ve rıza ganimeti. Rıza benim ganimetimdir diyor. Rıza yani Allah'tan razı olmak, yaptıklarından razı olmak, hoşnut olmak, memnun olmak, itiraz etmemek. E, bu manada sabır e, güzel olur. Onun için e, sabır e, vakar göstergesidir. Heybetli olmanın efendim ifadesidir. Çünkü telaşlı adam, aceleci adam, sabırsız adam, yani kendini itibarsız eder. Hareketleriyle beraber e, insanların gözünden kendini kendi düşürür yani. Başkasının onu düşürmesine gerek de bırakmaz. Onun için e, nasıl ki e, sabırda e, ne var? sükün var, tecemmül var, yani e, herkesin övdüğü, beğendiği bir hal var ilim ve vakarın ifadesi var. İnsanlar gözle görüyorlar bunu. Şimdi bakıyorsun aynı hadisede bir sabırlı adam, bir sabırsız adam var. Bir aceleci adam var, bir farfara adam var bilmem ne. Yani şimdi e, Mina'da e, yangın çıktı çadırlarda bir haç senesinde. Eee tüpler, tüpler patlıyor, borularda tabii tüplen yemek falan yapılıyor diye herkesin şeyinde tüp var çadırında. E, i̇şte yangın nereden çıktısa yangının kavuştuğu çadırlarındaki tüplere de ulaşınca bu sefer tüpü patlatıyor. Ondan sonra böyle bütün çadırlar tutuştu geliyor bize doğru. E, Efendi Hazretleri'ne de mübarek e, girmiş. Ondan sonra e, kaza hacetten suçlu abdest alacak yani. E şimdi yangın yakınımıza kadar geldi. E, Ondan sonra diyorlar ki Efendi Hazretleri işte yangın geliyor biraz çabuk davranalım şudur budur. Biz hepimiz bir telaş bir panik halinde yandık yanacağız. Ama Efendi Hazretleri'ni bırakamayız. Onun için baş, onu bekliyoruz yani onunla çıkacağız çatırdan. Fakat yakınımıza kadar da yanaşıyor. Bir patlıyor bomba gibi bir tüp o, o sefer daha hızlı bu sefer kaç çatır yakınımıza geliyor. O hala mübarek işte benim önlüğümü getirin. Çünkü önlüksüz abdest almaz. Müstahamel su e, yani e, necistir rivati var diye yani o, o rivayetten dolayı ihtiyatan, ihtiyatan ondan sonra efendim e, misvamı getirin, önlüğümü getirin. Rahat rahat aynı abdest alıyor. Rahmi abi vardı. Allah rahmet etsin. Ma mağfiret etsin. Onlar da işte diyorlar efendi hazretleri yangın çok yanaştı işte biraz acele edelim şudur budur. Hiç. Hani derler ya sen. Dünya yansa samanı yanmaz. Efendi hazretleri böyle rahat rahat abdestini alıyor. Yani işte orada ne anlaşılıyor? İnsanın farkı anlaşılıyor. Yani normal zamanda herkes ağır ağırbaşlı, oturaklı, Oh adam batman gidiyor, hiç konuşmuyor falan. Vakur falan. Onu nerede göreceksin işte? O yangın anında göreceksin. Nasıl telaş edecek? Nasıl efendim e, e, kaçacak? E şimdi tabii ki tehlikeye kendinizi atmayın. Orada hepten yan, bizim çadır yanmaya başlamamıştı. Ama öyle bir geliyor ki bir de bakıyorsun arada bir iki tüp rastlarsa e, o patlamadan dolayı mesela e, beklenenden çok daha süratle yani 10 çadır birden atlıyor. Onun için e, her an gelebilir demektir yani. Hal böyleyken Mübarek, ha işte bu nedir, ee, o bir vakar ifadesidir, bir ilim ifadesidir. Yani ilim ifadesi de, tabii ki keramet sahibi bir zattır, o da ayrı bir şey. Ee, belki Allahu Teala yani ona bildiriyor, onun zarar görmeyeceğini. Dolayısıyla bizim de zarar görmeyeceğimiz o da ayrı bir şey, bir ilimdir. Leddün ilmi varsa tabii kerametle de ilim verilir, bunlar ayrı şeyler. Onun için e, sabır benim kaftanımdır. Kaftan ne, neye benzer? Ee, neyi tercih eder? İnsanın cemalini, güzelliğini, zinetini ee, bir, bir insanın üzerinde güzel bir cübbe, güzel bir kaftan falan varsa, herkesi kendine baktırır, hayran bırakır yani. Onun için işte Nasreddin Hoca ne dedi işte? Ye kürküm, ye dedi. Kürk meselesi. Ee, o zinetinden dolayı itibar, efendim, güçlülük, heybet alametidir, izzet alametidir. Onun için, sabır benim kaftanımdır. Yani nasıl insanlar, ee, işte cübbelerinin kaftanlarının kürklerinin güzel olmasını e, na böyle özen gösterirler herkese e, herkesin önünde e, onunla tema, temayüz etmeyi efendim işte seçkin olmayı talep ederler Ben de bütün kullar arasında sabırla imtiyaz sahibi olmayı e, kimsede bulunmayan sabırlar tahammüller güzel e, katlanışlar Allah'tan rızalar bende olması e, için e, bu sabra sahip olmuşum buyuruyor. E, kaftan gibi milletin e, kendilerine süs olsun diye kaftanlara büründükleri gibi de sabır ridasına bürünmüşüm buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok e, önemli bir şey. Yani e, daha kısa ifadesiyle herkes güzelliği rif'ati, izzetü itibarı kaftanda, kürkte ararken ben de rif'ati, yüksekliği, yüceliği, ululuğu nerede aradım buldum diyor, sabırda. Bu, bunu buyurmak istiyor. Benim rif'at sebebimdir yani. Tecemmül mahallimdir. Benim güzelliğimi, göstereceğim güzelliğim sabırla izhar edilen bir güzelliktir. Yani sabır Hali kimsede olmayan sabır bende var. Kimsede bulunmayan tahammül, eziyetlere katlanmak, Allah yolunda mücadelelerde öyle kelimetullah davasında Allah'ın davasını dini yüceltme uğrunda kimse benim kadar meşakkate katlanamaz. Ve rıza ganimeti. Rıza benim gan ganimetimdir. Şimdi rıza ne demek? Rıza memnun olmak, razı olmak, hoşnut olmak. Yani neden hoşnut olmak? allah Teala'nın kaza ve kaderinde cereyan eden, başıma gelen her meselede rıza üzere olmak. Yani bak rıza sabırdan ileridir. Çünkü her Müslüman Allah'tan gelene sabreder. Çünkü beni mi buldu, bu Allah niye böyle yapıyor dese zaten kafir olur. Hiçbir Müslüman da bunu diliyle söylemez. Bu gavurların kullanacağı bile ey Allah beni mi buldun haşa. E, bu laf yani elfazı küfürdür. Ama e, hiçbir Müslüman bu lafları söylemezse de her Müslümanın da kalbi başına gelende rıza göstermez yani. Sabır gösterir. E, sabır gösterir derken zaten. Çare ne? Kanser oldun ne? Ne olacak? İlacın doktor doktor geziyorsun. İlacını Allah yaratmıyorsa, şifanı Allah yaratmıyorsa, çare yok ki. Zaten ondan öleceksin. Ecelin sebebi ise bari Allah'tan razı ol da Allah'ın rızasına kavuş. Zaten Allah'a gideceksin. Bir de gazabına çarpılma. E sen şimdi rızasızlık göstersen e bir karın yok ki. Sanki öfkelenmen, sinirlenmen, itiraz etmen, reddetmen neyini düzeltecek yani. Ne avanaklık ve enayiliktir. Onun için ee, Allah'ın yaptığından razı gel gelmek Allahu Teala'nın erza bil kaza babullah il azam. Allah'ın kazasına kaderine e, senin için yazdıklarına yani sen bunu anlayamıyorsun. Levh-i Mahfuz'da senin hakkında ne yazılmış ancak başına gelince anlıyorsun. Başına gelmeden evvel Allah Teala her şeyi ezelden beri biliyor. ama sen bilmiyorsun. Onun için ne diyor? Allahu nesel garida badel kaza. Zeyd bin Sabit Hazretlerine öğrettiği duasını. Ya Rabbi senden kazadan sonra rıza isterim. Çünkü neden? Şimdi konuşması kolay. Ya Allah ben nasıl imtihan ederse ben razıyım işte şudur budur. Atış serbest. Ama başına bir bela geldiğinde razı mısın değil misin? Onun için kaza ve kader tecelli ettikten sonra canımın istemediği bir şey takdir edilmişse, başıma gelmişse ben ona rıza isterim senden. E, o mühim. Onun için kadere rıza, kaza ilahi rıza Allah Teala'nın en büyük kapısıdır. Kapı ne demek? Allah Teala'nın rızasına ulaşmak için girilecek çok kapılar var. Yani birçok ibadetler var, birçok salih ameller var, hayrat hasenatlar var. E ama en mümim nedir? Kazaya rıza. Onun için ne buyurur? Men raziyefele men felev sehatu. Kim bizden razı biz ondan razı. Kim bize kızmış biz ona kızmışız diyor. Kızana gazap var, razı olana rıza var çok ibadetle kazanılmıyor ki bu. En büyük giriş kapısı budur. Onun için Rabbi Hüseyin olacak. Radıyallahu Hazretleri ne mana aleminde e, ahiretteki ahirette eşi olacak e, kadın gösterildi. İmra-i Saliha, Salih bir hanım onun döneminde bize. Koyunları güdüyor böyle, çobanlık yapıyor, bir şey yok. Mübarek onu buldu, etti. Ondan sonra uzaktan böyle takip etti efendim bir, 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 birkaç gün yani orada sordu yakınlarına şunlar bunlar. Allah Allah. Çok ibadet görmedi, bir şey görmedi. Rabbi bin Hüseyin kimdir ya? İbn Mesud radıyallahu anh'ın en büyük adamıdır. İbn Mesud radıyallahu anh hiç herkesi kapıda bekle. Onu kapıda bekletmeyin. Hazreti Ali Efendimizin baş adamı Tabiinin en ileri gelenlerinden, evliyanın reisi. E şimdi Allah Allah dedi ya. Biz bu kadar ilim, amel, ihlas, riyazat canımız çıktı. Ahiretteki nasibimiz kimdir diye mana aleminde gösterilen kadında efendim yani farz namazları kılıyor falan işte böyle. İlla ki farzlarını vaciplerini yapıyor falan ama o bekliyor ki onun gibi sabah kadar teheccüd kılacak, işte akşama kadar ancak koyunları içeri şey, keçileri şey diyor. Ondan sonra güdüyor falan. Sütünü sayıyor. Sonra ayrılma, ayrılmadan yanına gitti. Selam verdi. De, hiç daha bir şey mi? Beni tanıdı mı dedi. Rabbi İbni Hüseyin değil misin dedi. Nereden tanıdın dedi. O zaman resim yok, internet yok. Nereden tanıdın dedi. Mevla tanıttı dedi. Peki dedi. Benim e, sana için geldiğimi biliyor musun? Biliyorum dedi. Cennette benim eşim olacaksın. Cennette benim eşim olacaksın. Dünya, onun için dünyada buluşma hiç lüzum yoktu dedi. Yani niye de geldin anlamadım dedi ama neyse. Bu iş işte de dedi ahiretlik iş dedi. Ne, geldin? Ya ben sen amellerini takip etmeye baktı falan. Ya ben dedi normal bir Müslümanım işte falan. Bir şey, bir şey yok ben. Bir amelim yok, ilmim yok, bir şeyim yok. Allah Allah. Bir şeyim var dedi. Öyle bir şeyim var ki dedi. Her şeyden üstün gelmiş. Dedi ben çok ibadetim yok ama. Gayra enni, la... اُتْهِمُ اللّٰهُ فِي Ben Allah'ın bana iş yaptığı kaza ve kaderinde hiç onu töhmete bırakmam ve ne yaptıysa benden son derece bana yaptığı her şeye razı gelirim dedi. Ha, kazaya rıza Allah'ın en büyük kapısıdır. Tamam. Sen en büyük kapıdan girmişsin içeri. Onun için bu çok büyük iş. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim? Radıyallahu ve radıyallahu Onlar Allah'tan razı. Allah onlardan razı. E karşılıklı rıza var. E sen Allah'tan razı gelmesen yaptığına Allah senin senin amelini kabul eder mi? Sen, sana, sana razı gelir mi? Onun için ne buyuruyor? Ve rıduanüm min Allah'a kibar. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür. Peki bu rıza kimedir? Razı olanlaradır. Hastalık geldi, şeker hastası oldun, kalp hastası oldun, kanser hastası oldun, hanımın öldü, çocuğun öldü, dükkanın yandı, iflas ettin. Herkesin başına her gün kendi canında, malında, sevdiklerinin de yaşadığı birçok istenmedik hadise var. Biz de çok üzülüyoruz. Yani insanlar dua isterlerken tabii bir, o da rastladıklarımızda birçok insanda tabii bir ana rastlayamıyor ama gelirken geçerken 40 kişi dua ısmarlıyor. E, o zaman e, yani çok üzülecek haller var hakikaten O diyor çocuğum diyor yeni doğdu diyor. Şey, insülin vuruyor diyor. Öbür diyor benim 8 yaşında kızım insülin vuruyor diyor. E şimdi ben bu sefer diyorum ben şeker hastası oldumsa 18 yaşında 20 yaşında oldum. Ya e, bunun ya kız çocuğu bir de ne kadar zor 8 yaşında bu nasıl anlayacak bunun ne zaman düştü ne zaman çıktı. Yani ben bildiğim için şeker hastalığındaki benim tip 1 diyabetin e, etkilerini kendimle yaşadığım için yani onu duyunca bebeği yani, üzülmeme geldi değil adam Çol çocuğuna nasıl üzülmeyeceksin? Ama rıza göstermekte. Allah Teala itiraz etmemek. Onun için rıza benim ganimetimdir buyuruyor. En büyük kazancımdır bu kazancımdır buyuruyor. Efendim. Çünkü Allah Teala'nın rızası ancak ona bağlıdır. Biz bu dünyaya niye geldik? Efendim, e, ee, Allah Teala'nın rızasını kazanmaya geldik. E Allah Teala'nın rızası nerede kazanılıyor? Yani ganimet ne demek? Büyük kazanç demek. Yani derler ya bunu ganimet bil işte benim Ganimet gibi falan. Ne demek? Yani çok büyük karlar demek. Hem de hiç çalışmadan elde ediliyor. E şimdi allah Teala'nın sana yaptıklarına rıza gösterirsen ne oluyor? allah Teala'nın en büyük rızasını kazanıyorsun. Ki en ufak bir rızası bile her şeyden büyükse en büyük rızasını kazanırsan bu, yani kim ulaşabilir buna? Onun için rıza benim ganimetimdir. E, ee, ganimeti ne zaman alırsın? Düşmana galip gelmeden alamazsın. Düşmanı kahretmeden, mağlup ganimet alamazsın. Çünkü en büyük düşmanımız dedir Ne? <laughs> Nefsimiz. Nefsi levvame, nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis. Şimdi nefis şeytan sana ne der? Başına gelende ya Allah da bunu bu kadar adama yapmıyor. Millet namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Onlara o kadar mal veriyor, sağlık veriyor, para veriyor, uzun ömür veriyor. Sen bu kadar namaz kıldın, ibadet ettin, hacca gittin, umreye gittin. Zekat sadakaya veriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Allah da senin başını beladan kurtarmıyor. Devamlı hasta ediyor, usta ediyor. İşte ben bak çocuğun hasta etti, bak karnını hasta etti, ananı şöyle etti. Allah Allah. Böyle sana vesvese, vesvese, sıkalettirir. Ama ne zaman ki sen sus otur aşağı. Ben Allah'tan razıyım. Ne Rabbim beni anamdan babamdan çok acır. O bana bir şey yaptıysa mutlaka hayır yapıyor. Arkasında ar aslan yatıyor. Sen ne anlarsın? Kalın kafalı nefis. E menfil arz olan şeytan. Sen bana ne vesvese veriyorsun? Be beni sana uyacak mı zannediyorsun? Dediğin zaman yani bunu kalben tabii bu bir haldir. Yaşana, yaşanması gerekir. Bu, bu hali takındığın zaman işte düşmanı kahrediyorsun. İblis kahroluyor, nefis kahroluyor. Ya biz bu adamdan bir şey kopartamayacağız ya. O düşmanı esir alıyorsun. Tutsak ediyorsun. Çünkü allah Teala'nın taksimatına rızıktan ne taksim ettiyse, çocuktan ne taksim ettiyse. E, çocuk vermiyor. Kısır etmiş seni. E ne var şimdi bunda? çocuğu olanların başı göğe mi değdi? Başlarına gelmeyen bela kalmıyor mu? Ve alemu enne bu fitne. Mallarınız, çocuklarınız büyük imtihanların vesilesidir, sebebidir, büyük fitnedir diyor. Ve Allah'ın de ecrü razıyım. Allah'ın katında büyük ecirler var. Sen şimdi fakir etti senin malın yok. E sevinsene. Fitnen yok. Musibetin yok, belan yok. Ahirette hesabın yok. Olsa da uzun hesabın yok. Ne çocuğun yok. E çocuk ne kadar mühim mesele İman ettirebilecek misin, ehli sünnet intikadını anlatabilecek misin, namaz kıldırabilecek misin, ee, içkisiz yarın bugün senden sorulur, zina senden sorulur. Tabii ki öğretmediysen, cahil bıraktıysan, bir de onun o yollara düşmesine sebebiyet verdiysen tabii ki de. E ama işte e sen şimdi bu kadar imtihandan kurtulmuşsun. E fitnen az olmuş, musibetin az olmuş. Sen niye buna rıza göstermiyorsun? Allah sana ne, ne taksim ettiyse Efendim razı geleceksin. E Allah'ın taksimine razı gelen ne yapmaz? Olmayan bir şey temenni etmez. Mevla'nın yaratmadığı, vermediği bir şey aman niye olmadı da olsaydı da diye peşine düşmez. O zaman ne olur? Kalbi zengin olur. Kalbi rahat olur. Ama şimdi bu niye olmuyor, şu niye olmuyor, olmalıydı efendim diye telaşa giren adam devamlı kalbi ne olur? Muzdarip olur. Efendim kalbi fakir olur. Neden fakir olur? İşte o neyi neye ulaşmaya çalışıyorsa ona muhtaç. Devamlı ihtiyaç arz ediyor. E bu da ne yapar ona? Mezellet getirir. itibarsızlık getirir. Çünkü o, o işe ulaşmak için onun kapısına gider, bunun kapısına gider, ondan bir şey ister, bundan bir şey ister. Ondan sonra Mevla yaratmayınca da olmaz. Abdi tu ve la illa Ey kulum sen bir şey istiyorsun, ben bir şey istiyorum. Ama ben ne istiyorsam o olur. Senin istediğin olmaz. Fein razita bima uridu, kafetuke ma turidu. Sen benim istediğime razı gel. Yarım sen ne istersen olsun de. Ben de senin istediğine kafi gelirim. Yok ven lem tarza bima uridu. Et abtuke fi ma turidu. Sima illa ma Eğer ki sen diyor hadisi kutsidir bu. razı gelmezsen benim istediklerime, muradıma illa da benim istediğim olsun dersen ben de seni kendi istediğine şeye kavuşmak için zahmetlere sokarım, yorarım, yorarım, yorarım. Sonra yine tam ulaşıyorum dediğin noktada yine benim istediğim olur, sen istediğin olmaz. Ne lüzum var? Teslim ol Allah'a, razı gel Allah'ın Celle Celaluhu e yaptıklarından. E sen istediğini yapsın Mevla. Bu kadar kolay bu iş. Onun için e, hadis-i şerifte ne dua var? Hatta bu zenginlik hadisi geçim bir adamın geçimi zorlanırsa, maişeti güçleşirse yani çocuk çocuğun nafakasını temin, evden çıkarken şu dua kusun diyor. İşte bismillahirrahmanirrahim ala nefsi ve ala evladi bismillahirrahmanirrahim mali ve ala ahli. Bu biraz müşahabiyattandır. Işte Çok yerde geçiyor bu diyor. Başı böyle. Ondan sonra ne diyor? Allah'ıma raddini bi kadayike ve barikli fi kaderike hatta la uhubbe te'khira ma ve la te'acile ma Bak şimdi burada neden? işte i̇şte Allah rıza kazandırıyor bu dua. Ya Rabbi beni kazana ve kaderine razı eyle. Bani ve hakkımda takdir ettiklerini mübarek eyle, bereketlendir. Çünkü neden? Adama 100 milyonluk rızık takdir eder ama bereketsiz eder. Bereketsiz edeceğim, aç, aç kalacağım diye e, efendim yemek yemek korkar. Halbuki çocuğu, torunu yese bitiremeyecek kadar malı var. Ha, hala adam aç kalacağım derde düşmüş. Yahudiler gibi yani. Dünyanın en büyük Yahudi, zengin Yahudisi. 100 yaşında öldü. Kaç milyar dolar serveti var. E, çorabını bile değiştirmemiş yani. Aynı çorapla devam ediyor. İşte cimrilikten aç kalacağım diye korkuyor. Çünkü e, rızkında bereket yok. Onun için Ya Rabbi kazana kaderine kazana razı eyle. Hoşnutluk kalbime ihsan eyle. Takdir ettiğinde de bereket ilk aile. Yani kaderin olarak bana sevk bir rızık. Bir makam, bir mevki, bir memuriyet neyse ne takdir ettiysen. Onda bereket ver. Bereket verirse adam bereketini gör derler. Ne demek bereketini gör? Aynı parayı o adam da kazanır, bu adamda kazanır. Biri bereketini görür, biri hayrını göremez. O çarçıda bitmemle bütün parası gider. Öbürü o paraya kaç kat para katar hayırdan kazanır, helaldan kazanır, helala harcar. Onun için Ya Rabbi beni kazana razı eyle ki peşin gönderdiğinin geciktirmeni istemeyeyim. Tehir ettiğini de acele etmeni, göndermeni istemeyeyim. Çünkü bir adam bir şeye ulaşmaya çalışır. allah Teala da onu yazmış bir zamanda, da verecekse ona o istediğini de zaman koymuş ona, ecel koymuş, süre. O süre gelmeden çatlasan olmaz. Çatlasan olmaz ama sen ne yaparsın? İşte 10 sene sonra olacak işe şimdiden kafanı takarsın. Şimdiden kafanı taktığın için efendim e, on 10 sene yorulursun ve kalbin ızdıraptan kurtulamaz. Halbuki Allah'a teslim olsaydın kaderine rıza gösterseydin o isteğine ulaşacaktın hem de zahmetsiz. E çünkü vaktinden evvel olmaz ki. Vaktinden evvel çocuk doğmaz. Doğsa da e, hasta doğar. E ondan sonra veya yaşamaz. Öyle bir dönemleri var ki o dönemden evvel doğsa da yaşamaz. Onun için sen e, bu duaya devam et. Kazaya kadere rıza iste. Bu çok önemli bir şey. Yani dünya geçici ve fani. her şeyi Allah Teala bir müddete bağlamış. Likülle ecelin kitap. Her işin bir eceli var, müddet demek manasına. Her ecel içinde bir kitap var. Yani her sürenin ne kadar olacağını belirlemiş bir yazı var. Bu yazı levh-i mahfuzdadır. Sen o yazıyı evliya değilsen, levh-i mahfuza vakıf değilsen, keramet sahibisin falan, sen o yazıyı göremezsin. Ekseriyetimiz bu durumdayız yani. Ekseriyetimiz derken kaç kişi var? eee ilmiyle dünniye sahip ve keramet sahibi kaç kişi var? Genel Müslümanlar e, bunları bilemeyeceğine göre o müddetin geçmesi lazım. O zaman e, sen rıza göster ki o müddet kolay geçsin ve mahiye illa müddetün Ve mahiye illa müddetün ve tenkazı Ve hel yağlibul eyyam illa men razı demiş şair. Yani bir müddet, e, bu müddet mutlaka geçecek. Öyle de geçecek, böyle de geçecek. E sen şimdi o müddet gelmeden de maksadına ulaşamayacaksın. O maksada ulaşana kadar, efendim, e, canını çıkaracaksın üzüntüden, e, hasretten. Yorulacaksın hem bedenen, hem kalben, hem ruhen, hem aklen. E, milleti de yoracaksın. İşte yandaki de seni sevenler ne hanımındır, anandır, babandır. İşte şu olmuyor, bu olmuyor, şu olmuyor. Yani sana da üzeceksin mübarek adam O vakitte olmadan o gelmeyecek O vakitte kısa zamanda biter Ya bin sene on bin sene geçmişte Efendim bu iki bin sene yaşayanlar ölmüşte Yani allah Teala senin ömrün kaç senedir Bu sene nasip olacaksa bir müddet sonra nasip olacak Acelenin manası var Onun için günlere gecelere ancak kim galip gelebilir Allah'ın kazasına kaderine razı gelenler galip gelebilir Razı gelmeyenler yenik düşer, mağlup olur. Onun için bu rıza benim, ganimetimdir buyuruyor. Yani en büyük kazancım, en büyük e, meksebim, e, müktesebim, e, karım, menfaatim Allah'ın e, düşmanlarına karşı, nefse şeytana karşı efendim e, kazanacağım en büyük ganimet allah Teala'dan razı olmamdır. Vel fakru fakri. Fakirlik benim iftihar vesilemdir. E, biliyorsunuz e, bu hadis-i şerif çok meşhurdur. Zaten dervişlere de fukara derler. Yani malı mülkü olsa bile e, Allah fakirlik yani Allah Teala'ya karşı ihtiyaç arz etmek diye ve e, ondan sonra bununla iftihar etmektir dervişlerin fakirliğinin manası da e, insanlara e, ihtiyaçlarını arz etmemek, bütün ihtiyaçlarını ancak allah Teala arz etmek, e, acziyet izhar etmek, ondan sonra ubudiyet makamının muktezasıdır. Kuvvet, kudret ancak Allah'a mahsustur. Ben acizim, zayıfım. E zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve hulikal insanı, insan zayıf yaratıldı. Ya yön fukara Allah. Ey bütün insanlar, hepiniz Allah'a fakirlerisiniz. Yani ona son derece muhtaçlarsınız. Vallahu vel hamid. Hakiki zengin ancak Allah'tır. Hamd ona mahsustur. Dünyanın en büyük zengini ne zenginidir yani? Bir de bir pıhtı alsa, felç etse onu bitti. Her şeye muhtaç oldu işte. Parasını, parası onu kurtarabilir Damarını açabilirim, Aklını geri getirebilirim, Felcini giderebilirim. Melekelerini iade edebilir mi? E ne, nedir yani? Kim zengindir? Allah'tan gayri. Zenginin mazı gani yani Arapçada. Gani demek müstahani yani ne demek? İhtiyaçsız demek. E i̇nsan ne kadar parası olursa o kadar ihtiyacı artıyor. <laughs> Çünkü neden o parayı korumaya hala adam lazım, yönetmeye hala adam lazım, getirmeye hala adam lazım, götürmeye bir adam lazım. Yani para acayip bir şey. İlimle e, malın farkını anlatırken ne diyor? İlim seni bekler, sen malı beklersin. İlim seni korur, sen malı korursun. İlim seni kurtarır, sen malı kurtarma uğraşırsın. Hiç yani e, edilebilir mi bu? Malı olan kadar başında bela olan var mı yani? Hüsadı ona göre, adası ona göre, düşmanları ona göre, ölsün bekleyenleri ona göre, miras bekleyenleri ona göre, devirmeye çalışanları ona göre, rakipleri ona göre, He. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, efendim acziyetten Allah'a sığınmıştır. Ama Allah'ın yahudi kesel ya Rabbi acizlikten tembellikten sana sığınırım Oradaki acizlik tembellikten maksat nedir? İbadete gevşeklik. Yoksa Allah'a karşı acziyetini, e, zayıfliğini, ee, kuvvetsizliğini, kudretsizliğini izhar edip allah Teala'nın kuvvetine, kudretine sığınmak bu benim iftihar vesilemdir buyuruyor. Zaten malı mülkü de yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Mal mülk de tutmazdı. Gece gelen malı sabah olmadan dağıtır. Fakire fukaraya verirdi. Onun için e, bu manada e, fakirlikle, acziyetle e, iftihar etmiştir. E, zaten ehlül cenneti kullu daifin, mütezaifin cennet ehli her zayıf e, kendisi zayıf ve insanlar tarafından da zayıf görülen, zayıf tutulan, hor görülen, hakır görülen insanlardır. Bunlar e, hepsi cennete girecek buyuruyor. Müslümanlar içerisinde tabii Müslüman olmayan için cennet yok. Ondan sonra Hirakil hadisinde de geçiyor. Ebu Süfyan'a sor, sorular sordu, cevapları aldı. Bukhari hadisine geçiyor. Ne diyor? Eee işte efendim ee, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi olan hirakil, Rum kralı soruyor. Tabi olanlar zenginleriniz midir, fakirleriniz midir, zayıfleriniz midir? O da diyor fakirlerimizdir, zayıflarımızdır. Hani onu bir zem vesilesi gibi söylüyor. Hani belki hirakil burada e, yani aa öyle mi ya falan. Sefele mefele ona tabi olmuş. Cık, demek ki kalitesiz biri falan mı diyecek zannediyor. Halbuki hirakil e, eski kitapları okuduğu için, çok kültürlü olduğu için hemen ne diyor? Anlıyor. E, ve hel etba'u rusuli illa illa Bütün peygamberlere ancak zayıflar, horlar, hakirler, fakirler tabi olmuştur. Ağlardan, paşalardan kaç kişi tabi olmuştur? Bir iki ancak. Onun için yani orada onu bozuyor yani. Zuhafâ minnâs etbâ rusûl. Resullerin tabileri insanların zayıfleridir buyuruyor. Yine İsra ve Miraç hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruluyor? ümmetüke az'aful ümemi ve um ekseru ehlil cenneti. Senin ümmetin geçmiş efendim 224 bin peygamberin ümmetleri içerisinde en zayıf, en aciz, en e, güç bakımından da eski ümmetler, eski insanlar boy bakımından, vücut bakımından, kuvvet bakımından bizden kuvvetliydiler. O zaten e, tarihi bir gerçek. Onun için senin ümmetin ümmetlerinin en zayıfidir. Ama cennet ehlinin ekserisinde onlar teşkil edecektir. Yani cennet 120 saf olacak. Bütün cennete girenler ama mahşerin saflarıyla, sala demedik Fatih abi'sinin saflarıyla. Yani mahşerdeki bir safın uzunluğuna kadar kaç milyon adam alıyor, Allah bilir. Ama cennet ehlinin tümü 120 saf olacak. Bunun 80 safı ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Onun için sen ümmetin ümmetlerinden en zayıfidir ama cennet elin ekserisinde onlar teşkil etmektedir. Onun için ben diyor fakirlikle iftihar ediyorum. Ee, tabi malım olmadığı ile de iftihar ediyorum. Efendim fakirlik e, sabırla beraber olursa, rıza ile birlikte olursa çok mahmud, beğenilen, övülen bir haslet-i hasenedir. Bir insan en fakir olmuş, hem <laughs> la insanlardan ısrarla bir şey istemez, dilenmez. Ondan sonra e, hediyeyi reddetmezsin ama la talebe öyle ara istemek de yok, reddetmek de yok. Ve lakin e, dilencilik etmez, halini arz etmez. Yahsebu mul ve agniya ad kerimesinde beyan edildiği üzere hallerini bilmeyen işte evinde ne var ne yok bilmeyen dışarıda onu gören iffetinden dolayı e, dürüstlüğünden işte bir şey, kimseden bir şey istemediğinden dolayı e, onları zengin zanneder. Hiç ona yani sadaka vermekten bile korkar. Ya şimdi ben bu sadaka bir, bir şey zekat vereceğim ama rezil de olabilirim. Niye? Adamın hiç hali halinden muhtaçlık hissettirmiyor der. Böyle insanlar. Onun için sabır da varsa, rıza da varsa, iffet de varsa, ondan sonra e, insanlardan mesele dilenmek yoksa, ilha, ilhaf yoksa, efendim, e, yani ısrarla bir şeyler istemek milletten falan, yüzün suyunu dökmek, böyle bir haller yoksa çok, sabır çok üstün bir hasrettir. E, o bakımdan, ama, tabi sabır yoksa, rıza yoksa çok tehlikeli bir durum. Kâdel küfra Az kalsın fakirlik kafirlik olacaktı diyor. Çünkü her insana e, fakirlik e, hoş gelmez yani. Her insanda güzel haslet olmaz. Bazı insanı da isyan ettirir. E, Allah muhafaza kazan kaldırttırır. Ondan sonra Allah beni mi buldu dedirttirir. İşte çoluk çocuk e, tuz ister, şeker ister. Ee, hanım işte yemek ister, para ister. Geçen öyle bir şey dediler, bilmiyorum işte yani. Ne kadar doğru ama oluyor böyle şeyler tabii. Işte. Kadın kocasından para istedi. Adam dedi bir buçuk lira var cebimde falan. Kadın intihar etti. Böyle bir haber çıktı yani. Ne derece doğru olduğunu e, bilmemekle beraber, işte fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı. Çünkü sen de e, imanın sağlam değilse, ihlasın tamam değilse, sabır hali yoksa rıza makamına ermemişsen Allah'a itiraz da insanı kafir eder. Onun için Allah'tan ne isteyelim? Kimseye bizi muhtaç etmeyecek kadar e, hacetlerimizi, zaruretlerimizi, çoluk çocuğumuzun nafakasını temin edecek kadar hayırlı helal rızıklar ihsan eylesin. E, bunu talep edelim yani. Azdıracak maldan da Allah'a sığınalım. Dinden çıkaracak kafirlikten de Allah'a sığınalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fakirlikten sığınmıştır. Allahümün bu minel küfri vel fakri. Baksana. Maudübükemin kabri, la ilahe illa Sabah akşam üç kere tekrar ettiği dualarında ne var? Ya Rabbi kafirlikten sana sığınırım, fakirlikten sana sığınırım. Bak burada fakirlik çünkü neden? E şimdi adam bir de dünyada kafir olursa, hem de fakir olursa, bu ne olacak şimdi? Fakir olduğundan dolayı ahirette çok kazanabilirdi, sabretseydi. Ama şimdi hem de kafir olduğu için ne kadar sabretse bile, kafir olduğundan da ahirette cennete gidemez kafir de ahiretin en büyük fakiridir. Ebedi cehennemdedir. Cennette hiç nasibi yok. Şimdi dünyada da fakir, ahirette de fakir. Onun için ne buyuruyor? <laughs> El fakru sevadül ve cifit darayin. Fakirlik iki cihanda da yüz karalığıdır. Yani fakirlik iki cihanda da yüz karalığıdır. Ne demek? Efendim, eğer insan sabretmiyorsa, rıza göstermiyorsa, dünyada da fakirlik, hakirlik çekecek, rezillik çekecek. Ondan sonra kimse ona itibar etmeyecek. E bir de sabrı da rızası da olmayınca ahiretinde de kaybedecek. Hele bir de kafirizi zaten kaybetmiş ebedi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten sığınmıştır. Buradaki fakirlikten maksat nedir? Sığındığı fakirlikten maksat çoluk çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakirlik. Çünkü çoluk çocuğun nafakasını, geçimini temin ettikten sonrası Ondan sonra zinete giriyor, tekasüre giriyor, tefahura giriyor. Ondan sonra efendim isteğin sonu bir yok. E efendim kalitenin sonu yok, pahalılığın sonu yok. Onlar o Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allahümme cealiniz gali Muhammedin kuta. Ya Rabbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem beytinin rızkını kut yap. Kut ne demek? Kifaf. Yetecek kadar. Onun için eli beyt hiç zengin olmuyorlar. Çok da cömert oldukları için zaten dünyanın malı gelse onlara Ehl-i Beytin en büyük hasletleri, semahatleri, sehavetleridir. Onun için hep dağıtırlar. Hiç zengin olmazlar. Ve Ehl-i işte Fatıma annemizin, Hasan efendimizin, Hüseyin efendimizin, onlardan gelen 12 imam hazaratının bunlar hep bakarsanız hayatları boyunca sıkıntı, meşakkat, musibet, fakirlik, hakirlik e, ee, inni beyti seyel badi teşriden ve tatriden benim ehli beytim benim ardımdan işte mucize haberlerindendir. Arkamdan benim ardımdan dövülecekler, kovulacaklar, hor hakir edilecekler, dışlanacaklar. işte E çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için de, eli beyti için de zenginlik istemedi, mülk istemedi, saltanat istemedi, izzet, kuvvet istemedi bir şey. Ama fakirlikten Allah'a sunuyor. O nedir? hepten aç kalıp çoluk çocuk perişan olacak. O fakirlikten Allah'a sığınmıştır. Dualarında vardır. Onun için e, muhtaç olmamayı devamlı istemek lazım. Mu muhtaç olmak. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Devamlı bu şekilde e, Mevlaya müracaat etmek lazım. E, bu çok önemli bir duadır. E, bu manada fakirlikten sığınılır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, e, ne buyurur? E, ben fakirlikle iftihar ederim. Yani çok zengin olmamamla, e, ihtiyaç fazlası bir malımın bulunmamasıyla, efendim, zaruretlerim dışında dünyalığımın olmamasıyla iftihar ederim. Çünkü allah Teala fakirleri zenginlerden yarım gün evvel cennete sokacak. Ahiretin yarım günü de 500 sene. 500 sene. Yani sahabe-i kiramdan bile olsa, Fakir sahabi, zengin sahabiden üstün oluyor. Fakir sahabi, zengin sahabiden 500 sene evvel cihette İmtihanı az olur, suali cevabı kolay olur, hesabı yesir olur. Fakirlik, ben fakirlikle iftihar ederim buyuruyor. Çünkü burada Allah'ın kuvvetine karşı ihtiyaç izhar etmek var. Efendim, Ya Rabbi ben fakirim, sen zenginsin. Ben acizim, sen kavisin. Efendim ben zelilim sen kadirsin. Ben acizim sen kadirsin. Muktedirsin. allah Teala Teala zaten e, ne buyuruyor? Ben e, arafa nefsi Fakat arafa rabbi. nefsini bilen Rabbini bilir. Yani nefsini kendini tanıyan Rabbini tanır. E bunun manası nedir? İşte kendini aziyetle tanıyan Rabbini kuvvetle tanır. Kendini cehaletle tanıyan yani cahil olduğunu itiraf eden Allah'ın alim olduğunu anlar. Kendinin Fakir olduğunu bilen, Allah'ın gani olduğunu, zengin olduğunu bilir İşte kendini bilen, Rabbini bilen, haddini bilen işte. Kendini bilen ne demek? Ama kendini alim zanneden Allah'ı bilemez. Kadir zanneden Allah'ı bil, tanıyamaz. Zengin zanneden Allah'ı tanıyamaz. Bunu buyurmak istiyorum. Evet. Şimdi e, birkaç e, şey de daha vardır. E, yani burada iktifa edelim bu derste. Yine de hadis-i şerifi tam ee, bitirememekle beraber ee, birkaç cümle kaldı ama e, sonu gözüktü. İnşallah e, önümüzdeki derste e, biter. Biterse de öbür fasla da geçeriz. Yani e, diğer fasıldan dersi devam ederiz. E, ama e, bugün bu kadarla iktifa edelim. allah Teala cümlemize fazl keremiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip ederiz. Hulukul Kur'an. Onun bütün ahlakı Kur'an'da met edilen ahlaka sahip olmak. Onun için bize de Rabbim ona onun sünnetlerine bak benim sünnetim nedir? Benim tarikatım nedir? Ya onun yolu neymiş? Fakirlikle iftihar ederim. Zenginlikle hava atmak, çalım satmak, efendim şey lüks cipe binerek göya itibarlı olduğunu zannetmek, şatafatlara kaçmak, efendim giyiminde, kuşamında, e, evlenmende, düğününde, derneğinde, bilmem ne de bunlar e, Müslümana bile fazla gelen işlerdir. Nerede kaldı tarikat ehline, dervişlere? Hiç tarikat ehlinin, dervişlerin adı, e, atları fukara. Değil mi? Ne diyor e, Ebu Medya'nın mağribi? Gavs, Yüce Gavs, Muhittin Arabi Hazretleri'nin şeyhidir. Ma lezzetül illa suhbetül fukara. Humussalatin ve saadat ve Hayatın tadı dünyadaki lezzet maneviyattadır. Manevi hayatın tadı da fakirlerle sohbettedir. Ne demek fakirler burada? Dervişlerle. Yani Allah'a karşı aciz olduğunu, zayıf olduğunu, fakir olduğunu, hakir olduğunu bilenlerle. Ama kim Allah'a karşı fakir olduğunu bilir, hakikaten de zühd eriyat eder, dünyadan soğuk yaşar. İşte hakiki sultanlar onlardır. Efendiler onlardır, beyefendiler onlardır, emirler de onlardır, valiler de onlardır. Çünkü bütün dünyanın padişahlar kime gitti? Fatih Sultan kime gidiyordu? Şeyh Vefa'ya gidiyordu. Şeyh Vefa ona kapıyı bile açtırmıyordu. Padişah çevirin geri gitsin. Lazım değil diyor. Değil mi? Sultan Beyazıt kızının nikahını sen kıy mübarek diye şeydi. Bir virt saydı. Yatsıdan sonra şu kadar ibadeti var. Sabahtan sonra şöyle, işrak şöyle, kuşluk böyle, şudur budur. Efendim bir saatler saydı. Padişah mazeretimi bildirin. Müsait vaktim yok diyor. <laughs> Bütün padişahlar onların kapılarını aşındırdılar. Ama onlar gerçek sultanlar oldular. Neden? Çünkü el fakru fakri ve nebi eftekiru. Fakirlik benim fahrımdır. Ben onunla iftihar ederim. Ama buradaki fakirliği de doğru anlayalım. Bazı fakirler de vardır ki onlar da Allah'a karşı fakir olduklarını, muhtaç olduklarını, aciz olduklarını bilmekten uzaktırlar. Efendim fakirliklerine bir de kafirliği eklemiştirler. Bir de efendim ben 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 hiç Allah kimmiş haşa böyle de fakirler vardır. Biz bu o fakirlikten bahsetmiyor. Hem dünyaya karşı zühter riayet edecek hem de Allah'a karşı fakirliğini, hakirliğini, kuvvetin, kudretin, zenginliğin ancak Allah'a mahsus olduğunu itiraf edenler, tadanlar, zevken zevken onu e, tadanlar, yaşayanlardan bahsediyor. Allah Teala cümlemizi bu manada fakirlere ilhak eylesin. Dünya ehlinden eylemesin. Hırsdan, tamahtan muhafaza eylesin. Cümlemize rıza makamını ihsan eylesin. Sabır makamını ihsan eylesin. Cümlemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadis-i şerifte tarif ettiği e, cümle güzel ahlakı e, haseneyi takınmayı, kuşanmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem ve ve Selleme teslimen kesiren. Elhamdülillah Rabbil alemin. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا